Aynen. Tamam ya şimdi. Tamam ben seni bir defa frene basayım. Ramazan bayramı yaklaşıyor. Vatandaşımız ailesini, uzaktaki akrabasını ziyaret etme, büyüklerine bayramlaşmaya gidecek. Yalnız şuna dikkat etmek gerekiyor. Bayram seyahatlerine çıkmadan önce bizim muhakkak araç kontrollerimizi yapmamız lazım. İlk başta araçta yapmamız gereken şey şudur. Aracı güvenli bir usta ya da ilgili servise götürmemiz lazım. Özellikle alt takımlarına bakmamız lazım aracın, motoruna bakmamız lazım, yağına, suyuna baktırmamız lazım. Bunların tam olması gerekiyor. Elektrik donanımı, özellikle gece seyahat ettiğimiz zaman mesela ışık donanımının tam olması gerekiyor. İşte ön farlar çalışıyor mu, arka farlar çalışıyor mu, fren lambalarımız çalışıyor mu? Çünkü önümüzde seyreden bir aracın fren yapıp yapmadığını, durup durmayacağını biz nereden anlıyoruz? Arka fren lambalarından anlıyoruz mesela. Yine ilgili serviste bakımını yaptıktan sonra özellikle aracın lastik, nasıl ki insanda ayakkabı önemliyse, taşıyıcı ayakkabıysa, lastiklerimizin de kaliteli olmasına dikkat edelim. Hava basınçlarının tam olmasına dikkat edelim. İşte otomobillerde 33 bar olarak bu geçiyor mesela. 33-35 olabiliyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Yani aracın teknik özelliklerini bir gözden geçirmek, muayenelerini zamanında yapmak, lastik bakımlarını zamanında yapmak, hava basınçlarını, bunlara dikkat etmek gerekiyor servis çıkmadan önce. Araç bakımından ziyade bir de Ramazan ayında biz insanlar da bedeni olarak uyku düzenlerimiz değişti. Yeme içme durumlarımız değişti. Mümkün olduğunca yola çıktığımız zaman sıvı tüketmeye çalışalım. Zaman zaman dinlenmeye çalışmamız gerekiyor. Yani uzun süre araç kullanmamamız gerekiyor. Yine yağlı yemeklerden uzak durmamız gerekiyor. Özellikle seyahatlerde bilmediğimiz yerlerden, bilmediğimiz tesislerden yemek yemememiz gerekiyor. Hani biz her zaman şunu öneriyoruz aslında eğitimlerde de. Uzun yola çıkacağınız zaman evden alacağınız bir börek, şeyler arası yolda yiyeceğiniz bir hazır yemekten daha iyidir. Hafif şeylerle seyahatinizi geçirirseniz çok daha iyi olur diye düşünüyorum. En önemli şey de yolda trafik kurallarına uymak, hız limitlerine uymamız gerekiyor. Yine bir trafik yoğunluğu olduğu zaman takip mesafesini özellikle korumamız gerekiyor. Yağış olan bölgeler olabilir. Yağışlı alanlarda etkili frenden yine kaçınalım. Çünkü yollar kayganlaşabiliyor. Biz de kış lastiklerini sökmüş durumda oluyoruz şu an. Yine su birikintilerinde özellikle kontrollü, dikkatli geçmemiz lazım. Şehir arası yollarda bazen çökme, göçme olabiliyor yağışlardan dolayı. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Yani gözümüzün açık olması lazım, uyanık olmamız lazım. Yani şehir arası yolda giderken hız limitlerimiz biraz yükseldiği için dört gözümüzün açık olması gerekiyor. O yüzden en sağlıklısı kurallara uymak, uyanık olmak, zamanı geldiğinde dinlenmek, beslenmenizi düzgün yapmak, bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Yol tutuşu sağlayan, bir lastik kılca zaman sayısı sağlarsa yol tutuşu da artar.